Evet değerli izleyenler, haftanın altın durumlarını öğrendikten sonra bölgemizin en büyük gelir kaynağı olan fındık durumlarını öğrenmek için Coşkan Tarım Halit Coşkan Beyefendi ile beraberiz. Merhaba Halit Bey. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Halit Bey, bu haftanın fındık durumlarını, fiyatlarını güncel olarak bir ufak bir bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii Teşekkür ki. ederiz. Fındık fiyatları biliyorsunuz sezon başında 21 TL'den başladı. Kısa bir süre içinde 25 TL'yi buldu. Bu sürede tabii ki TMO'nun etkisi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Fisko Birliği'nin, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle bu fiyatları bulduğuna inanıyoruz. Üretici pazara fındığını bu sene ihtiyacı kadar getirdi. Hala da ihtiyacı kadar getirmekte direniyor. Fiyatların daha yüksek seviyelere çıkacağına inanıyor. Genel olarak baktığımızda kısa sürede fındık üretici 25 TL olsa da satsam diyen üretici şimdi 30 TL'yi bekliyor. Fındığa da 10 ay var. Rekolteyi de hesaba koyulduğu zaman geçen sene 850 bin ton içeride ve dışarıda fındık ihraç edilmişti. Bu seneki rekolte tahmini 620 bin ton. Devirle beraber 670 bin ton. Yani ihracata az geleceğini düşünülüyor. Bu sebeple fındığın çıkacağı düşünülüyor. Tarım kredinin ve Fisko Birliği'nin fiyatların geri çekmemiş olması, yani geri çekmemiş olsaydı fiyatlar bu kadar gevşemezdi. Onlar da fiyatları geri çektiler. Yani fındığı desteklemesi lazım devletin. TMO'nun fiyatı revize etmesi lazım. Fiyatın toplaması için. Yani 22 TL'lik TMO'nun fiyatı stopajı düşüldüğü zaman 21.300 liraya geliyor. 50 randıman olarak. Şu an Tarım Bakanı'nın fiyatları revize ettiği zaman fiyatlar serbest piyasada da eski fiyatları geçeceğine inanıyoruz. Yani 22 TL'lik fiyatın revize edilmesi lazım TMO'da. Şu da söyleniyor. Yıl başında TMO kapanırsa fiyatlar düşer mantığı yürütülüyor. Tabii ki dolar ve euronun karşısında fındık çok ucuz şu anda. Çiftçinin beklentisi yüksek. Pandemiden dolayı okullar geç açıldı. Düğünler ertelendi. Çiftçinin paraya ihtiyacı azaldı. Dolayısıyla herkes ihtiyacı kadar satıyor. Tabii ki fındığın fiyatı için daha çok erken. 10 ay var sezona. 12. ayda karanfil sayımı yapılacak. İşte ondan sonra Mart'ta, Nisan'da rekolteler belli olacak. Yani daha fındığın tehlikesi çok. Rekolte belirtecek fiyatları. Yani dip rakam 22 TL gibi zaten. Şu andaki fiyat 22,5 lira. Dip rakama geldiği gibi bir durum var. Ama temennimiz inşallah TMO fiyatı revize eder. Serbest piyasada da fiyatlar yükselir. İhracatta bir azalma var, ciddi bir azalma. Geçen sene bu zamanda 100 bin ton fındık ihraç olmuştu. Şu anda 60 bin ton gibi. Yani arada 40 bin ton bir açık var. Bu açık kapandığı zaman fiyatlar kendiliğinden yükselecektir. İnanıyoruz. Temennimiz yükselmesi yönünde.